Türkiye'de barışın tartışıldığı her dönem cezaevlerinin kapıları, özellikle İmralı cezaevlerinin kapıları görüşmelere, görüşmecilere açıldı. Ama ne zamanki barış politikalarından değil savaşa yönelim olduğunda tecritin kapıları kapatıldı. Özellikle İmralı için iletişim kesildiğini görüyoruz. İmralı ile çok uzun süredir bir görüşme yok. Diğer cezaevlerinde de katı bir tecrit uygulaması var. Ve buna eşlik eden savaş politikaları olduğunu görüyoruz. Şimdi son dönemde Doğu Federal Kürdistan'a yönelik operasyonlarla birlikte bu tecritin cezaevlerindeki diğer ihlallerin artmasına eşlik ettiğini görüyoruz. İmralı tecriti devam ediyor ama onun dışında cezaevlerinde hak ihlallerinin arttığını görüyoruz. Doğal olarak bunlar birbiriyle birleşik. Siyasetin bir tarafı orada yürüyen savaş, siyasetin öbür tarafı demokrasi ve hukuk mücadelesi yürütenlere, bu mücadele içerisinde bedel ödeyenlere veya bu mücadeleyi verdikleri için cezaevinden koparılıp cezaevini kapatılanlara uygulanan hak ihlallerinin de arttığını görüyoruz. Yani terazinin iki kefesi gibi. Demokrasinin artması, barışın artması, savaşın azalması demek. Aynı zamanda savaşa yönelmek de demokrasi güçlerine yönelik baskı ve demokraside azalma anlamına geliyor. Cezaevlerindeki uygulama da böyle. Hem barışa giden yolu kapatmanın bir aracı oluyor ama sadece bu da değil. Şimdi barışa giden yol aynı zamanda mücadeleyle örülen bir şey. Bu mücadelenin örgütlenmesini engellemenin de bir yolu aynı zamanda. Yani savaş politikalarına karşı çıkış için dışarıda örgütlenmiş bir halk gücünün, dışarıda örgütlenmiş bir karşı gücün, bunu durdurmak için mücadele örgütlü bir gücün oluşması gerekiyor esasen. Bu kapıların kapatılması aynı zamanda bu mücadele gücünün ortaya çıkmasını da engellemek. Bir taraftan barışın oluşmasını engellemek ama bir taraftan da savaşa karşı çıkmayı isteyen kitlelerin durdurulmasına ilişkin de bir önlem. Bu ikili bir şey. Yani sadece barışı durdurmak değil, mücadeleyi de durdurmanın bir aracı bu. Bu kapıların kapatılması öyle de görmek gerekir. 99'da İmralı sistemi oluştuğunda buna sadece Kürtler karşı çıktılar. Ya da devrimci muhalif güçler karşı çıktılar. Ama o muhalefet gücü çok büyük olmadığı için 2000 yılında cezaevleri operasyonu oldu. Ona da karşı çıkışın zayıf olması bugün tüm toplumlara dayatılan bir tecrit gündeme getirdi. Yani bugün artık konser yasaklarına, sokakta şarkı söylemenin engellenmesine, festivallerin yasaklanmasına varan bir yasaklar silsilesi var. Yani tecrit tüm topluma dayatılmış vaziyette. Bu topraklarda yaşayan herkes aslında bu tecritten kendi nasibine düşen bir payı alıyor. Bugün ekonominin bu derece kötü olması, insanların bu derece baskı altında kalmış olması bu topyekün baskının sonucudur. Tecrit de bunun bir parçası. Hiç kimse kendisini bunun dışında görmemelidir gerçekte. Çünkü o tecride karşı çıkmadıkça bugün her birimizin haklarındaki geriye gidişe karşı çıkanlar da kalmamaktadır. Hiç kimsenin şey deme hakkı yoktur, lükstür. Bu tecrit bizim dışımızda Kürtlerle ilgili bir şey değil. Hayır, bu topraklarda yaşayan aslında herkesin sorunudur. Çünkü ona karşı çıkmamanın bedelleri çok ağırdır. Bugün gerçekleşen yoksulluk, açlık ve baskıların sonucudur bu. Sonuçtur. Yani tecritten gelen şey, ortaya çıkan şey bir sonuçtur. Ama nedenini görmek lazım. Neden? Bu topraklarda insanların barış içerisinde bir arada yaşamasını kabul etmeyen bir ideolojidir. Buna karşı çıkmak, hem tecride karşı çıkmak, hem haklarımızdaki bu geriye gidişe karşı çıkmak, hem insanca yaşamamızı engel olarak ortaya çıkan her şeye karşı çıkmak demektir. Öyle görmek gerekir. Söylediğimiz şey, mücadele yöntemi söylediklerimizde gizli. Bunlara karşı çıkmak mücadele yöntemidir aynı zamanda. Tabii tüm demokrasi güçlerin mücadeleyi ortak örgütlenmesi, ortak örgütlenme yapması gerekir. Bu mücadelede varacağımız hedef ortaksa eğer, ortak hedefe varan güçler birleşmeli ve buna göre mücadele etmeli. Ve biraz da tabii herhalde cesaret zamanı. Sadece Kürtlerin hakları değil, herkesin hakkı için ortak mücadele zamanı. Yolu bu. Dünyadaki tüm örneklerinde olduğu gibi mücadele dışında yönetenlerin inisiyatifiyle gerçekleşen bir durum olmayacağına göre tek yöntem var. Birleşerek mücadele etmek, birleşerek buna karşı çıkmak.